Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Dış cephesinde alaçatı taşı görüyoruz. Evet. Hiç tuğla kullanılmadan perde betonla yapılmış evet. olması. Hemen burada mangal bölümü mangal severler için. Havuzuma karşı burada oturma gruplarım var. Tam çocuklu aileler için de aslında güzel oyun alanı çıkmış bence bu. Çekim 51. Merhaba, ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Bugün neredeyiz Dilek? Metrekareli nerede? Bugün metrekareli Çeşme Reislere'de. Tabii yaz geldi. Çeşme'den de bir ev göstermemiz gerekiyor bence. Bence de. Çok güzel bir ev gezeceğiz bugün. Kesinlikle. Umarım bizim aldığımız zevki siz de alırsınız. Evet. Kesinlikle. Hazırım tabii ki. Aracımızla geldik. Tamam. Garaj kapımızı açalım. Aracımızı içeri alalım. Evet. Şimdi Dilek'ciğim, evimiz yaklaşık 500 metrekare bir bahçe içerisindeyiz. Doğru. Böyle bir evi gezeceğiz burada. Dediğin gibi buradan otoparka aracımızı park ettiğimizde hemen giriş kapısı arkamızda. Hı-hı. Binamızın dış cephesinde alaçatı taşı görüyoruz. Evet. Normal olarak Çeşme'de bir ev geziyoruz sonuçta. Alaçatı taşı ve burada aslında mesafeleri de versek hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Tabii tabii. Bildiğim kadarıyla Ilıca plajına 6-7 kilometre evet. mesafedeyiz değil mi? Evet. Dakika olarak söylersek işte 7-8 dakikada Ilıca, Şifne'ye 2 dakika. 2 dakika. Hatta alışveriş imkanları çok yakın burada. Doğru. Hemen. Eczanemiz, marketimiz değil mi? Bunlar evet. çok yakın. Hemen arkamız köy olduğu için köy içinde de çok fazla avantajlarımız var. Evet. Ve burada yeni yeni bayağı bir yapılaşma var. Evet. Hepsi özellikle de... arka tarafta oldukça Hı-hı. yeni sitelerin yapıldığını evet. da görüyoruz. Ve Alaçatı'ya da 5 dakikada gidiyorsunuz buradan. Bu evin içine girince de anlatacağız ama bu evin en büyük özelliği ne Nilay? Hiç tuğla kullanılmadan perde betonla yapılmış evet, olması. Doğru. Sağlamlık ve dayanıklılık evet. açısından bu çok önemli. Tabii bunlara çivi çakamıyoruz. Aynen. O zaman hadi bahçeye doğru geçelim. Evet, bahçeye doğru geçelim. Şöyle hemen evimizin giriş kapısı oradaydı. Şu Hı-hı. tarafta verandamız var. Çok güzel ve tamamen bahçemiz gördüğün gibi çok düzgün, eğimsiz. Evet. Çim çok güzel çimlendirilmiş ve güzel bahçe mobilyalarıyla hatta da birkaç oturma grubu, hamak, evet, böyle keyifli alanlar yaratmışız. Evet. Burada dikkatimi çeken bir unsur daha var. Havuzun büyüklüğü farkında mısın? Müstakil için gayet evet. Ona 4. Ona 4 biliyorum. Aynen evet. oldukça evet. ciddi bir havuz. Evet. Bir de güzel olan ne biliyor musun? Yan ağaçlar yani limon servilerin boyları oldukça yüksek. Doğru. Separasyon çok iyi sağlanmış. Çok iyi sağlanmış. Tamamen izolesin. Yani dışarıyı hiç görmüyorsun. Dışarıdan seni hiç kimse hiç görmüyor. Görmüyor. Ve bir de Çeşme'nin kalabalığı aslında gürültülü. Hı-hı. Bazı yerlerde trafiği çok yoğun biliyorsun. Doğru. Burası çok sessiz ve sakin bir yer. Evet, yaklaşık yarım saattir verandada oturuyoruz. Hiç ses yok. Hiç ses yok. O zaman önce ne yapalım? Şöyle bir bahçemizin bölümlerini istersen Ahmet'ciğim, işte orada hamağımız, burada güneşlenmek için şezlonglarımız, bir oturma grubumuz, yemek masamız. Yemek grubumuz tabii. Hemen burada mangal bölümü, mangal severler için. Ve de verandamız. Evet, verandamız da bu tarafta. Evet, aslında oldukça kalabalık misafirleri de ağırlayabilecek farklı farklı işlevselliklerde bir şey, kesinlikle bahçeden bahsediyoruz. Bahçe kullanımı dışarıya tamamen kapalı olduğu için çok güzel, keyifli burada parti imkanları var. Gerçekten güzel, hem de büyük bir bahçe alanı olduğu için. Evet. Ne yapalım, yavaş yavaş içeriye doğru evet, gidelim. Evet, eve doğru geçelim. Evet. Hadi bakalım. Sağ ayağımızla girdik. Peki, ben de sağ yapayım. Evet, girdik. Direkçim, burada sol tarafta mutfağımız var. Tabii yazlık ev olunca beyaz tercih evet. ediliyor ve evet. bu da ister istemez hem eve ferahlık hem evet. de huzur veriyor aslında. Şuna bakar mısın? şöyle tabii ki doğru söylüyorsun. Güzel L kullanımda bir mutfak var burada. Dolap alanları da yeterli. Hı hı. Mutfak bölümünün de hemen ön tarafı zaten veranda. Doğru. Evet. Ama şurada hemen girişte küçük bir vestiyer alanımız var. Evet. Hani her evde illaki olması evet. gereken. Güzel yanı zeminde bir odasının olması. Evet, hemen bu bölüm. Ve bunun ayrıca kendisine ait lavabosu, banyosu var Dilekçim. Burası yatılı, bakıcı veya böyle hani yaşlı girişte hemen. Ya, evet. evet. Sanıyorum bir WC. Misafir WC alanı var. Tamam, evet. bu da gayet güzel. Evet. Zemin katlarda zaten illaki olması gereken. Gerekiyor. Evet. Bu bölümden salona doğru geçişimizi yapıyoruz.
Mushroom ve arkadaşı oturuyorlar. Evde tamamen kamera sistemi var. Şu an ekranda görüyoruz biz. Doğru. Açıldı. Aynı zamanda oyun sever. Oynar mıydın küçükken? Evet, tabii ki. Ben de çok güzeldim. Atariler. Evet. Aynen. Salon alanı böyle. L koltuk zaten güzel, yeterli. Zaten yazlık bir yaşam hakim sürüyor burada. Panjurlarımız mevcut. Hani kışında kapatıp giderken. Kepenk tarzı. Kepenk onları tarzı. Dışarıda birazdan gösterelim. Doğru. Evin genel kullanım alanı 168-170'e yakın bir metrekaresi var. Hemen hemen. Normalde 4 oda bir salon bir ev ama 5 oda 2 salona dönüştürülmüş. Çünkü Bodrum'da oynamalar yapılmış. Gelen misafirlerin için rahat konaklaması adına oda sayısı çoğaltılmış bir ev burası. Nilay'cığım yukarıdan başlayalım bu sefer. Tabii. Hadi bakın buradan çıkıyoruz. Derece kaçı gösteriyor bakabilir miyim? Bakmak bile istemiyorum. Tabii içeride klima çalıştığı için. 32. 32 şu anda. Çok sıcak günler. Evet. Evet buradan yukarıya çıkıyoruz. Yanda merdivenler aydınlatmalar, ferforje korkulukları. Tam bir yazlık ev tarzı. Tahminimce hemen dilekçim burada bir genel banyomuz var. Evet. Ben her zamanki gibi hızlı çıkıyorum. Yok ben belimden dolayı hala yavaş. Evet, bir genel misafir banyomuz, Hilton'umuz. Şöyle son derece keyifli bir banyo. Şimdi yan tarafa doğru kayalım. Peki şöyle devam edelim istersen. Burada 3 oda var. En son da çocuk odası. Evet. Burada mimarimizin jumbo alanı var. Aa çok keyifli. Burada jumbo alanı görüyoruz bu odada. Hemen arkamızda. Çok keyifli. Buradan ben çok görüyorum. Severim. Bahçeyi de görüyorum. Evet. Burası jumbo alanı. Evet. Bir odamız böyle bu şekilde. Burası sanırım ebeveyn odası. Olabilir. Olabilir ya da bakalım diğerlerine de. Şimdi arada bir çocuk odası. Zaten yazlık evlerde malum çok fazla eşya ihtiyacı olmuyor. Evet. Hani bir dolap, bir yatak, bir etajerle o da yeterli oluyor. Burası bir kız çocuk odası. Evet, kız ponilerle. Şöyle ebeveyn banyomuz burasıymış Dilekçim. Evet, çünkü ebeveyn banyomuz var. Doğru. Orası gene bir misafir odasıymış. Burada da cumba. Evet. Burada da cumbayı görüyorum. Tabii bunlar artık modern cumbalar. Evet, tabii ki. Ahşap değil. Dikkatini çekeyim. Burada da banyo oldukça güzel ve kullanışlı. Hı-hı. Evet. Burası da gayet güzel. Televizyon. Tavan yüksek farkında mısın? Evet yüksek mi? Oldukça yüksek tavanlar. Bu da fena. Dışarıda da söylemişti. Evet. Burada perde beton var. Betondan dolayı herhalde. Tuğla yok evin içerisinde. Burada banyoya bakalım mı? Tabii. Diğerleriyle aynı. Bir tanesini gösterelim olmasa. Burası evimin banyosu. Tamam. Anlatayım sen. Kullanışlı. Isıtma sisteminden de bahsedebiliriz. Aa evet. Elektrikli duvarda görünce var. Evde elektrikli kombi var. O yüzden var. Aslında tabii ki genelde yaz aylarında yaşanılan bir yapı bunlar. Doğru. Ama burada kışında rahatlıkla kalınabilir. Yani biliyorsun 2,5 yıl pandemi gibi bir şey yaşadık. Evet. Burası hani ısıtmanın da olması çok büyük bir avantaj sağlamıştır. Kesinlikle. Kesinlikle. Genelde çünkü eskilerde pek yok yazlık amaçlı olduğu için yenilerde artık olduğu için daha rahat kullanımları. Üste 3 odamız var. Biri ebeveyn banyolu, biri genel banyo ve 2 odamız var. Dikkatimi bir şey çekti. Odalarda da, koridor alanlarında da aydınlatma oldukça iyi kullanılmış. Dolayısıyla son derece ferah. Çok değil ferah. Mi? Allah'tan bir de evin içi de serin. Şu an bir şey çalışmıyor evde. Evet. Aslında çok da şanslıyız çünkü şu anda reislerinin en rüzgarsız günündeyiz. Evet çünkü burası çok rüzgar alan bir yer. Sörf okullarıyla da Urla gibi meşhur zaten. Genelde rüzgarı bol bir yer. Bol bir yer evet. Çok sıcak günler gerçekten inanılmaz sıcak var ama evin içi gayet iyi. Sanıyorum bir tık daha serin bodrum var burada. Evet hadi bir de bodruma bakalım. Bu arada tabii güzel yanı şu sensörlü aydınlatmalarımız var burada. Evet. Şimdi bodrum katı tabii daha da serin. Genel olarak güzel. Alanlar hep dolapla. Tabii çok minimal sonuçta yani evet 5 oda diyoruz ama bir yazlık burası. Burada ikinci bir salon yaratılmış zaten. Evet. Mutfağı da var. Çamaşır makinesi. Yok mutfak değil pardon. Despo. Çamaşır. Evet çamaşır makinesi orada değerlendirilmiş. Doğru. Bodrum katında da burada. Evet. Burası sadece çamaşır değil ama burası biraz da böyle keyif salonu gibi olmuş şu gördüğüm objelerle. Evet. Değil mi? Burada da misafir için bir gelen misafirler konaklasın diye bayağı 2 tane çift kişilik yatak var. Evet. Oldukça misafirsever bir ev sahibimiz var. Ben de öyle tahmin ettim. Bunlara bakınca görünce. Tabii serin bir alan. Bodrum katı. Çok serin. Farklı şeyler de düşünülebilir. Herkesin bu kullanımı katta açık. Bu katta var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Şeyde de yok değil mi? Yatak odası alanında da yok. Evet. O zaman yukarıdaki ortak banyoyu kullanıyor burası. Evet, kesinlikle.
Peki o zaman yukarıya doğru çıkalım istersen. Tamam. Güzel bir şey, bir detay daha gözüme çarptı. Genelde yazlık ya da işte kışlık da olsa bu tarz denize yakın yerlerde hep rutubet sorunu olur. Duvarlardan gördüğümüz kadarıyla böyle bir problem hiç yok burada. Güzel yapılmış muhtemelen. Evet. İnşaatta biliyorsunuz zaten 3 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Yeni bir yapı. Doğru. Ama genelde işte o toprak altı sularında falan eğer bir şey olursa illaki o nemi yansıtıyor. Kesinlikle. Burada böyle bir şey görmedik. Evet, tamam. Yukarı çık. O zaman çıkıyoruz verandamıza sabırsızlıkla. Aynen, en güzel yeri. Dilek, tabii ev tamamen perde beton. O yüzden de aşağıda hiç onları tamamen önlemiş oluyor zaten yani, bu şekilde. Aslında bir evin yapımında perde beton kullanmak oldukça ciddi bir şey. Maliyeti düşündüğünde. Çok yüksek, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Şimdi geldik tekrar salona. Evet. Ne yapalım artık, şu evin en keyifli verandasına çıkalım mı? Zaten Çeşme'de yaşıyorsanız vaktinizi aslında hani yaz aylarında dışarıda bahçede geçecek, verandada geçecek. Aynen. Evet. O zaman buradan çıkabiliriz. Evet Dilekçim, verandamız. Şimdi hoş geldik veranda. Evet, gördüğün gibi kepenkler de çok güzel. Evet evet. Yalnız bunlar tabii şey, gene bak bunların da beyaz oluşu. Artık o eski ahşabı çok seven biriyim ama bu tarz yazlıklarda sanki bunlar daha ferah duruyor. Tabii daha şimdi bunun bakımı çok daha kolay olacak. Buralarda yazlık yaşam, sürekli yaz kış yaşanmadığı bir ev olduğunda bakım açısından zorlanılacak. O yüzden çok daha kullanışlı. Ahşap değil malzeme. Onu ahşap görünümlü. Görünümlü. Evet. Burası da veranda alanımız. Gayet keyifli. Artı evimizi kötü enerjiden koruyan keçiler gene burada. Evet, hepsi gitsin kötü enerjileri. Aynen. Havuzuma karşı burada oturma gruplarım var. Biz bu arada bir detay daha vermemiz gerekiyor. Nedir o? Evimiz satılık ve eşyalarıyla satılık. Evet. Ufak tefek bazı tabii alınacak özel eşyalarımız var ama bahçe mobilyaları olsun, diğerleri hamaklarına kadar burada kalacak. Görünen büyük eşyaların hepsi kalacak. Bu da çok önemli bir avantaj. Çok güzel mobilyalar var çünkü dışarıda. Görünen büyük eşya derken sen nereden geldin? O değil. Bu değil. Bu kalmayacak. O değil. Evet. Şu anda Berat'la komşu gibi geziyor bizimle. Bak, esinti çıktı. Gayet güzel değil mi? Hemen burada zaten karşımda güzel havuzum. Gece burada keyifli oturuyorsun, yemeğini orada yiyorsun. Burada kahveni. Arkadaşlarına sohbet. Karşında havuzun ışıkları da yandığı zaman esintisi gerçekten güzel. Sadece bugün sadece çok ama çok sıcak. Şöyle hafif hafif ara ara esiyor. Evet, kesinlikle. Ve kullanımı tamamen sana ait. Çok güzel bir bahçe burası. Ben bahçesini çok beğendim. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama. Havuz. Zaten yazlık bölge olduğu için yazlık bir yaşam. Zaten içeride herhalde bir yatmaya girer çıkarsın. Ben eminim ki hani çok plaj aranmıyordur. Yani çok müstakil çünkü ve zaten çok keyifli. Zaten çok uzakta değil. Yani birçok da plajı var Çeşme'nin, biliyorsunuz. Zaten plajlarımızla ünlü burası. Ya, doğru. Çok oldukça yakında. 10-15 dakika içinde bütün Çeşme plajlarına yakınsın zaten hemen hemen. Hepsi de çok güzel plajlar. Evet Dilek, bir de bahçemizde tamamen otomatik sulama da var. Gördüğün gibi çimler falan çok güzel. Çok güzel. Çok da fazla ufak az bitkilendirme yapılmış. Ya. Evet, çim alanın çok geniş. Fazla. Tam çocuklu aileler için de aslında güzel oyun alanı çıkmış bence bu burada. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Evet. Hatırlar mısın bilmiyorum ama Ihlamurlar Altında diye bir dizi vardı. Evet. Bakar mısın? Aydınlatma. Hani böyle o nostaljiyi de burada yaşatıyor gibi. Bir de evimizin cumbosunu burada görüyoruz. Evet, burada daha net zaten görüyoruz. Zaten büyük ihtimalle gösterecektir. Hı hı. Yine gördüğümüzü anlatmaya çalıştık. Ama daha detayları var. Onun için de illaki bizi aramanız gerekiyor. Evet Dilek, çok güzel bir ev daha gezdik metrekareli olarak. Umarım size de yaşatabilmişizdir keyfini. Çok keyifli bir evdi. Çok beğendim ben. Ben de. Kesinlikle. Bir de hani temin de söyledik gerçi, bundan bahsettik ama gerçekten huzurlu bir ortam burası. Doğru. Çok keyifli bir ortam. Kapatıyorum o zaman. Tamam. Ben Nilay Cihan. Ben Dilek Katal. Epe İnci Uğurla'dan görüşmek üzere. Metre Kareli'den. Takip edin, abone olun, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Bitti mi Ahmet çekim? Bitti. Çıkar mikrofonları, çabuk havuza.